Selamlar herkese, Kısa Paslara hoş geldiniz. Euro 2020 ve olimpiyatlar derken çok keyifli ve yoğun bir yazı geride bırakıyoruz. Ama kulüp heyecanı bambaşka. Belki de hepimizin merakla beklediği Avrupa Kupası kura çekimleri tamamlandı ve takımlarımızın rotası oluşturuldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın nispeten yolu kolay gözükse de Galatasaray'ı engebeli yollar bekliyor diyebiliriz. Bugün bu videoda rakiplerimizin analizlerini yapacağız. Nasıl bir takımlar, bizleri neler bekliyor bunları öğreneceğiz ama sizlere Yemek Sepeti'nin indirimli menülerinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Yemek Sepeti uygulamasını açıp adresinizi seçtikten sonra restoran listeliyorsunuz ve o an sizin çevrenizde açık olan restoranlar puanları ve indirim oranlarına göre sıralanıyor. Restorana girdikten sonra karşınıza indirimli menüler çıkıyor ve istediğiniz indirimli ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Sepeti görüntüledikten sonra da o indirim üzerinden siparişinizi verebilirsiniz. Sizler de açıklamadaki linkten Yemek Sepeti'ne ulaşarak binlerce restorandaki indirimli menülerden siparişinizi verebilirsiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Geçtiğimiz sezon ligde beklentinin üzerine çıkıp ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş, tadı damaklarda kalan o 4 sezon önceki Şampiyonlar Ligi serüvenine benzer zorlukta bir grupla karşı karşıya diyebiliriz. Grubun seri başı takımı Sporting Lisbon gibi gözükse de Borussia Dortmund ismi diğerlerine göre ağır basıyor. Tabi aynı torbada yer alan diğer devler düşünüldüğünde Dortmund için iyi bir kura yorumunu yapmamak elde değil. Jadon Sancho gibi bir yıldızı astronomik bir ücretle gönderen sarı siyahlar henüz yerine flash bir ismi almadı. Ancak Erling Haaland'ı kadroda tutabilirlerse ürkütücü bir güce sahipler. Bir dönem oldukça zorladıkları Bayern Münih'in şu sıralar epeyce gerisinde gözükseler de Şampiyonlar Ligi grupları aşamalarında yıllardır zorlanmadıkları aşikar. Uzun bir aradan sonra tribüne dönecek Dortmund taraftarının itici gücünü de düşünürsek Alman ekibinden alınacak her puanı değerli sayabiliriz. Yıl geçmiyor ki Avrupa kupalarında bir Portekiz ekibi karşımıza çıkmasın. Uzunca yıllardır süre gelen Türkiye-Portekiz eşleşmelerine bir yenisi daha eklendi ve Sporting Beşiktaş'ın yer aldığı C grubuna düştü. Son iki katılımında önce Benfica, sonra Porto'yu deneyimleyen Kara Kartal için Sporting ismi biraz daha hafif gibi gelse de küçümsenmeyecek bir takım olduğunun herkes farkında. 19 yıl sonra Portekiz ligini hem de domine ederek kazanan Sporting, şampiyon olarak gittiği Benfica deplasmanı hariç yenilgi yüzü görmedi. Takım savunmasını üst düzeyde uygulayan Ruben Amorim'in öğrencileri geçtiğimiz sezon ligde sadece 20 gol yedi. Yeni sezonda da bıraktığı yerden devam eden takımın en büyük kozları 3-4-3 diziliminin kanatlarını idare eden Mendes ve Porro ikilisi. Grupta ne yapacağı kestirilemeyen takımsa kuşkusuz Ajax olacak. 2019 yılında uzun süren sessizliğini bozup efsane dönemlerini hatırlatan maçlar oynayan takım endüstriyel futbolun çarklarına yenik düşerek parçalandı. Ancak elde kalan kadro Hollanda Ligi'nde ipi göğüslemeye yeterken Avrupa'da aynı etkiyi gösteremedi. Takımın en büyük silahı teknik direktör Erik ten Hag. Çünkü 2,5 yıl önce devlere kök söktüren bir ekip yaratan hocadan yeni bir makine çıkarsa şaşırmamak gerekiyor. Tıpkı yine bir teknik direktör takımı diyebileceğimiz Beşiktaş'ın Sergen Yalçın önderliğinde her an her şeyi yapabilecek bir kimlikte maçlara çıkacağından şüphe duymadığımız gibi. Beşiktaş'ın gruptaki rakibi Ajax'ın ezeli rakibi PSV ile ilk ön eleme turunda eşleşme şanssızlığı yaşayan Galatasaray kabus gibi başlangıcın ardından toparlanma eğilimine girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç ve Danimarka ekiplerini güçlükle saf dışı bırakan Galatasaray'ı zorlu bir grup süreci bekliyor. Pandemi öncesi fırtınalar estirdiği Serie A'da geçtiğimiz sezon fabrika ayarlarına dönen Lazio, yeni hocası Sarri ile spot ışıklarını üzerine çekiyor. Sırp orta saha Milinkovic-Savic ve bitiriciliği yüksek Ciro Immobile ile birlikte özellikle Roma Olimpiyat Stadında baskılı oynayabilen Lazio, temsilcimizin en dişli rakibi konumunda. Son iki ayda önce milli takım sonra Trabzonspor'un ağır yenilgileri aldığı başkent Roma'da kazanmak zor gibi gözükse de özellikle İstanbul'a devirebileceğimiz bir takım Lazio. Zira her takım için eşit zorluğa sahip, mazisini arayan büyük kulüplerin yer aldığı grupta Marsilya ismi heyecan verici. Ateşli taraftarlarıyla Türk tipi stat atmosferi yaratabilen nadir Avrupa kulüplerinden olan Marsilya, PSG'nin yaptığı çılgın transferler sonrası elbette Fransa Ligi şampiyonluğunu hedeflemiyor ama UEFA Avrupa Ligi onların da gözüne kestirebileceği türden bir turnuva. Yeni transferleri golcü Milik ve lejyoner oyuncumuz Cengiz Ünder'le geçen yıllara nazaran daha iyi bir takım olacaklarının sinyallerini veriyorlar. Grupta kapalı kutu gibi gözükse de Fatih Terim'in muhtemelen en yakından tanıdığı takım Lokomotiv Moskova.
2018 Şampiyonlar Ligi grubunda sarı kırmızılı ekip karşısına seri başı unvanına çıkan Rus temsilcisi orta karar performans sergilemeye devam ediyor. 3 yıl önce rakibini 3-0 yenerek taraftarına son yıllarda nadiren yaşattığı Avrupa sevincini yaşatan Galatasaray'da amaç bu kez Rusya'da da kazanıp grupta avantajlı bir konuma yükselmek. Lokomotiv Moskova'da en çok ön plana çıkan isim Miranchuk. Tabi bir de Moskova'da soğuk hava ve sert zeminde oynanacak maçlar onların en bilinen kozu. Dileriz gol sonrası hoparlörden çalınan ve takımla özdeşleşen lokomotif sesini Galatasaray maçında duymayız. Beşiktaş ve Galatasaray'ın her bir deplasmanı zorlu gözükse de hiçbiri Fenerbahçe'nin gideceği Olympiakos deplasmanı kadar sıkıntı olmayacaktır muhtemelen. Tarihsel sebepleri bir kenara bıraksak bile Temmuz ayı içinde hazırlık maçı oynamaya giden Galatasaray'a yaşatılanlar nedeniyle yine gergin bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Basketbolda sıkı bir rekabet içinde her sezon karşı karşıya gelen iki takım yeşil sahalarda da ilk kez kozlarını paylaşacak. Son 20 yılda Yunanistan Ligi'ne adeta ambargo koyan kırmızı beyazlı ekip yine de eski gücünden uzak bir profil ortaya koyuyor. Eski dost Valbuena bu kez rakip olacak Fenerbahçe'ye. Bu yaz komşuya transfer olan Onyekuru'yu da iyi mark etmek zorundayız. Son yıllarda atağa kalkan Frankfurt kıl payı kaçan Şampiyonlar Ligi biletine yanıyor. 2019'da final kapısından döndükleri UEFA Avrupa Ligi'nde bu yılda iddialı olabilecek güce sahipler. Kostić, Kamada gibi kaliteli ayaklar Frankfurt'u grubun favorisi yapıyor ama Fenerbahçe ve Olympiakos için yenilmez bir takım değiller elbette. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle Sarı Lacivertli ekibin daha önce devirdiği Frankfurt'u geçmesi olası. Temsilcilerimizin eşleştiği 12 takım arasında muhtemelen en zayıf olan takım hiç kuşkusuz Antwerp olacak. Altın jenerasyonu sayesinde uzun süredir devler arasında gösterilen Belçika milli takımına yakışmayacak kalitede olan Belçika Ligi'nde 3. olarak UEFA bileti alan Antwerp grupta sürpriz peşinde koşacak. Geçtiğimiz sezon şanslı bir kura çekerek gruptan çıkmayı başarmışlardı ancak bu kez pek umutları yok gibi. Çok gol atıp çok yemeleri savunmayı ön planda tutarak oynayan Fenerbahçe'nin işine gelebilir. Yine de geçmiş tecrübelerimize dayanarak hiçbir Belçika ekibini küçümsemeden her maça aynı ciddiyette çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Rakiplerimizi değerlendirdiğimiz videonun sonuna geldik. Peki sizler temsilcilerimizin grupları ve rakipleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce takımlarımızdan hangisinin gruplardan çıkma olasılığı daha yüksek? Yorumlarınızı bekliyoruz ve 7/24 güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'a uğramayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.